30 Eylül, 6 Ekim haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Koç burçlarına neler bekliyor diyorsanız şimdi başlıyorum. Koçlar için aslında işlerinizle ilgili çok güzel beklentiler ve parasal evredeki dengeleri oturtmaya başlayacağınız bir hafta. Hatta şunu diyebilirim, koçlar için yatırımla ilgili planlarınız başladı. Evinizle alakalı almak istediğiniz yerle ilgili satmasını beklediğiniz bir noktada evinizi değiştirme haftası ve kararını vermiş olacak gözüküyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun. İşinizle alakalı da gayet güzel bir süreç ve hatta güzel bir başlangıç yaptığımız bu hafta. Bununla ilgili kaygı ve endişeleriniz geride kalacak. Biraz da yükselmeyle ilgili planlarınız var. Bunu da gerçekleştireceksiniz. Bence burada iş konumlarınızla alakalı biraz daha dikkatli kararlar verirseniz çok daha büyük başarı ve aydınlık yaşayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü 3 Ekim'de yerinizle alakalı güzel bir değişim gerçekleşecek. Özellikle 2 Ekim sizin sağlık konularınızla ilgili biraz mide ve mide ile alakalı sıkıntılarımız gündemde olabilir. Bunları ihmal etmeyin. Ve ailede bazı çözülmesi gereken miraslı ya da mal konularımız gündemde olacak. Bunlarla ilgili de belki uzun soluklu bir miras kavganız olacak ama sonu sizin için ferah olacak. İlişkisi olmayan koçlar 1 Ekim itibariyle güzel bir aşkın rüzgarı içerisine girecek ama geçmişle ilgili kapatamadığınız kaygı ve korkularınız var koç burçları. Lütfen bir geçmişle ilgili yaşadığınız travmaları geride bırakın. Çünkü ilişki dönemimizde nasıl işimizi oturttuysak ilişki dönemimizde Ekim ayı itibariyle oturtup doğru kader bağlarımızı bağlayan insanla karşılaşmamız olacak ama evli koç burçlarının yapması gereken tek şey bence ilişkiniz güzel gidiyor. Bu ilişkiye bir çocuk taçlandırma ya da çocuklarınızla ilgili yurt dışı planınız varsa bu taçlanma gerçekleşecek. Bir de uzun süredir ailenizin maddi olarak yaşadığı bazı sorunlara destek verme dönemimiz olacak ama iyi miraslar var, iyi değerlendirin diyorum. Sağlık konusu mide, göğüs ve sırt ağrılarınız olabilir, ihmal etmeyin. Boğa burçları 30 Eylül arasında neler bekliyor diyorsunuz 6 Ekim'e kadar. Boğaların aslında kendileriyle ilgili planladığı ortaklığı ya da yapmak istediği işiyle ilgili yönünü belirlemek istiyor ve burada görüşmek istediği bazı insanlar var. Bu görüşmek istediği insanlarla ilgili gerçekten istediğiniz zafere erişeceksiniz. Sakin ve mantıklı karar verdiğinizde de yerinizde çok güzel bir oluşum ya da istediğiniz iş kapınızla ilgili gerçekten evraklarınız imza alınmış olacak. Bence sabrettiniz ve sabrın sonu zafer. Çünkü siz biraz rahatlığı ve para güveni olmadan yaşayamazsınız. En azından kenarda 3 kuruş da olsa siz kendinizi güvende hissediyorsunuz. Doğru iş başlangıçları ve sizin için gayet hayırlı olacak. Korkularınız korktuğunuz gibi olmayacak, başarınız da elde edilecek. İlişki konusunda aslında boğalar sabit ve kendi kurallarında ilişki yaşamak istedikleri için şu anki ilişkinizi kendi kuralınıza itmeye çalışıyorsunuz. Ve uzun süredir de geçmişi olan öfkeniz bir boşandıysanız ya da ilişki bittiyse bunun hatasını karşı tarafta arıyorsunuz. Boğalar biliyorsunuz ki kendilerini hiçbir zaman toz kondurmazlar. Biraz kendinizle birlikte toz kondurun ve hayatınıza gelecek insan size çok artı bir puan kazandıracak. Ve ruhunuz nasıl rahatsa öyle bir aşka yelken açacaksınız. Evet, boşanmak isteyen bazı boğa burçları ve haksızlığa uğradım ve benim mal konularımla ilgili ne olacak diyorsanız bu ay yani Ekim ayı sizin için geçmişle ilgili toparlanmanız gereken ve kaygı ve endişeyle ilgili planlarınızı rahat erdireceksiniz ve bu rahatlıkla da Ekim biterken de sizde şu olacak, evet ben arındım, rahatladım, enerjimin düzeldi. Sağlık olarak özellikle kulak iltihabı olabilir, kulak enfeksiyonlarınıza dikkat etmeniz lazım. Kadınsal bölgenizde ufak bir sıkıntı gündeme gelebilir, kadınlara özellikle dikkat etsin diyorum. Erkeklerimiz için de belki uzun süredir yurt dışı planı isteyen bazı boğa burçları için muhteşem bir değişim. Hatta sizde de bir araba gündemi söz konusu olacak. Allah nasip ederse gerçekleşecek diyorum. İkizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, İkizler 30 Eylül ve 6 Ekim haftasında sadece bir tatil ve enerjimi yeniden, çünkü siz çok iletişime müsait ve çok konuşan ve keyifli konuşan bir enerjisiniz İkizler. Bu da sizin yaratıcılığınız ve keyifli yaratıcınız ama artık sizin millete hani konuşmayı bırakıp kendi enerjinizle alakalı kendinizle ilgili konuşup yönünüzü ve hayatınızı belirlemeniz lazım.
Çünkü iş konusunda biraz gerilediniz, haksızlıklar var. Bunları dikkate alırsanız bu hafta farkındalığı yaratacaksınız ve işinizdeki yöneticileriniz ya da çalıştığınız ortamdaki insanlar sizin haklı olduğunuza karar verecek ve yerinizde güzel bir değişim ve yerinizde hayırlı bir oynama olacak. Bence gereksiz konuşmaları geride bırakalım. Evet, akıcı konuşuyorsunuz. Zaten iletişimcisiniz siz ikizler. O yüzden iletişim sizin uyurken de konuşabilecek bir enerjiniz var. Bence bunu iş konunuzda daha çok aktif bir noktaya getirirseniz bu Ekim size şans ve iş konunuzda çok güzel değişimler sağlayacak gözüküyor. Fakat özel hayatınızda biraz kırgın, biraz alıngan, biraz gereksiz olayları büyüttüğünüzü düşünüyorum. Çünkü hayatınızdaki insan doğru ve doğru mutluluğu tattınız ama hani ben hazır değilim evliliğe diyen ikizlere artık evlilik dönemimiz gündeme geldi. Bunu değerlendirin. Doğru insanınız hayatınızın içerisinde ya buldunuz ya bulmak üzeresiniz diyorum. Evli olan ikizlerin evle alakalı, ev eşyaları ile ilgili şikayeti olan bazı ikizler evindeki eşyaları değiştirecek ve sizin için gayet hayırlı olacak. Sağlık olarak belki son zamanlarda nodül, boğaz nodülleriniz, ağrılarınız olabilir. Bu ciğerleriniz hassas bir noktada olabilir ve uyku problemi yaşayan ikizlerin bir psikolog enerjisiyle kendinizi bulmaya ihtiyacınız, yani yorgun olduğunuz için psikoloğa ya da yoga nefes terapisti size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ve uzun süredir ailenizle alakalı görüşmek istediğiniz ve kırgın olduğunuz insanları sizin kapınıza gelecek. Lütfen küskünlüğü bırakın ve sakinleşin istiyorum. 30 Eylül, 6 Ekim yengeç burçları neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerin bu ara duygusallıklarının yani ön planda ve inatlarının ön planda ve gereksiz algılamadan tartışma haftasına gireceklerini söyleyebilirim. Çünkü yengeçlerde kimseyi görmeden hani görüyorum, nasıl olsa hissediyorum. Yani kaşın güzelse baktım yalan bakmıyorsun. Yani sadece sen görmek istediğin şekilde gördüğün için. Ve işte de bu hataları ya da eğitimle ilgili de bu hataları biraz önüne gelebilir. Biraz dikkatli olursan sevinirim. Çünkü çok güzel bir anlaşmaya imza atacaksın. Bu anlaşma senin kariyerin için çok olumluluk dediğim süreç. Uzun süredir iş problemi ve işinizle ilgili sıkıntı yaşayan ve mobbing uygulaması gündeme gelebilir yengeçler. O yüzden bu etrafınızdaki çok güvendiğiniz insanları yavaş yavaş kontrol alın. Çünkü güvendiğiniz insanlar sizin işinize zarar verecek. O yüzden biraz dikkat etmemiz gereken bir hafta. Sizi gereksiz olaylarla iftiraya sebep olabilir. Bunları dikkat edelim diyorum. Ve anne ve baba ile ilgili bağlarınızla ilgili biraz eksiklik haftasına girdiniz. Bence bir hayır duanızı alın. Enerjiniz değişsin isterim. Ve yurt dışı ile ilgili plan yapan bazı yengeçler için çok güzel sevinç yaşayacaksınız ve doğru bir evrede yurt dışı kapınızla ilgili de netlik var. Sizde de son zamanlarda saç dökülmesi, kirpik dökülmeniz, mevsimsel bir vücut alerjiniz olabilir ama çok önemli bir sağlık problemi hissetmiyorum. Ve uzun süredir araç isteyen yengeçler bu Kasım ayına kadar bu araç gündemi, yani Ekim bitmeden aileyi ikna edip istediğiniz aracın sevinci ya da yapmak istediğiniz krediyle almak istediğiniz aracın sevincini yaşayacaksınız. Belki de anne babaya sarılıp uyumaya ihtiyacı var yengeçlerin, şefkat ve duyguya ihtiyacı var. Çünkü onlar duygu yüklü oldukları için onların duygularını kimse anlamadığını düşünüyor. Biraz da kendinizde arayın bazı şeyleri. Çünkü ailenize vakit ayırmıyorsunuz, duygularınız içinde yaşıyorsunuz. Bunları netlik yaşarsanız sevinirim. Uzun süredir de hanenizde kayıp bir para gündemi var. Yani evimizde çalınan ya da kaybettiğiniz bir şey varsa çalınmamış evinizde gözüküyor. İhmal etmeyin. 30 Eylül aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yani 6 Ekim arasında. Aslanların parasal evreleriyle alakalı çok yorgun bir hafta. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde ufak tefek kazançlar oldu ama birikmiş bazı borçlar onları yıpratmaya başladı. Ve hala devam eden maddi sıkıntılar gündemde olduğu için aslanlar bir türlü ayaklarını uzatıp yatamıyorlar. Yatamadıkları için de yattıkları zaman da onu oraya, bunu buraya, şunu şuraya dedikleri bir haftaya geçiş yapıyorlar. Zaten aslanlar son 2 yıldır, evet, kariyer ve iş konularında büyük başarı ve aydınlık olabilir ama parasal dengeleriyle ilgili oturtamadıkları noktanın verdiği bir huzursuzluk var. 2019 biterken bu dengelerin %60'ını yapmış olacaksınız. Ve ailenizde çözülmesini istediğiniz bir evle alakalı tadilat niyeti olan bazı aslanlar, vakti geçirdiniz mi bilmiyorum ama banyo ya da mutfak konusuyla ilgili değiştirmek istediğiniz yenilik var. Hani genelde Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos arasında yapılır tadilatlar diye düşünüyorum ama tabii teknoloji gelişti.
Bence bir dahaki sene yapın, daha uğurlu olacağını düşünüyorum. Bu sene tatilatı bırakın. Onun yerine kenara yapmak istediğiniz bir yol seyahatiniz var. Bu yapacağınız tatilatta bir ruhunuzu iyileştirin ve size çok iyi geleceğini ifade edebilirim. Sizin uzun süredir aileden kalan bazı miras mevzularınız var. Bunlarla ilgili ve sonuç mahkeme ya da evrak haftanız olabilir ya da gitmeniz gereken 2 Mayıs sizin için yasal süreçlerin erteleneceği ama sonu çok ferah olacak bir noktada. Bazı aslanlarda boşanma kararı verdiler çünkü evimizde mutlu değiliz, huzursuz diyenler. Evet, bu kararı doğru yaptınız çünkü çocuklarınız için hayırlı ama ilişkisi olmayan aslanlara muhteşem bir aşk, güzel bir yenilik ve güzel bir süreç ve tedavi olan ve çocuk isteyen aslanlar için de Ekim çok doğru bir süreç olacak. Hiç endişe etmeyin, korkmayın diyorum. Son zamanlarda baş ağrılarınız da var. Belki uyku düzeninizi uygularsanız, ya uyku dengenizi doğru ve saatinde yatarsanız bu baş ağrılarınız geçecek. 30 Eylül, 6 Ekim Başak burçları neler bekliyor diyorsanız, Başakların aslında biliyorsunuz ki titiz, kural, yani siz ona bütün evrakları, bütün her şeyi verin. O size öyle güzel bir dizayn eder ki. Ama Başaklar kendi hayatınızı dizayn edemediniz. Yani evet, başkalarının işleri, başkalarının noktalarını koşturmaktan kendinize ait bir hayatın size verildiğinin farkında değilsiniz. Yani çok başarılısınız ve beklediğiniz bir sürü iş teklifleri var. Bunlar sizin için hayırlı olacak ama kendinize evrenden, yani yarada evren demesini çok sevmiyorum. Yanlış anlamayın. Söyleyen hani terimler hep aynı olsun istemiyorum. Evren, Kenan Evren geliyor. Evren nedir ya? Rabbimden olan ya da Tanrımız, fark etmiyor. Ya Tanrımız ya Rabbimiz dediğimiz enerjimiz bize var olmamıza sebep vermiş gözüküyor. Belki duanızı Yaradanıma biraz daha sesli söylerseniz aşkı ve mutluluğu, eğer uzun süredir evliliğinizde sorun varsa bu hafta dengeleneceğiniz bir hafta olacak. Biraz kurallarınızı genişletin. Yani kendinize ait verdiğiniz, sabitleştiğiniz kurallarınızı bir genişletin ve bu hayatta başka bir dünya olduğunu, başka kapılarda mutluluk ve hani tabii ki titizliğinize, tabii ki kurallarınıza devam edin ama kendinizle ilgili vaat edilen Rabbimin size sunduğu bedenin ve beyninizi doğru değerlendiririz. Evliyseniz evliliğiniz düzelecek, ilişkiniz yoksa muhteşem bir ilişki. Ama devletten beklediğiniz bazı evraklar var. Çünkü işine geri dönmek isteyen başaklarda sürpriz ve hak kazandığınız iş kapınız hayırlı olacak. Hiç korkmayın, size gayet güzel başarılar var. Başarıların sonunda güzel bir zafer de var. Ufak bir Karadeniz turu yapmak isteyen başakların, evet vallahi güzel olur. Tam mevsimi, hem yağmur zamanı, hem güzellik zamanı. Bunu güzel değerlendirdiğinizde iyi bir hafta olacak. Sağlık olarak da son zamanlarda mide kramplarınız, mide asitleriniz size sıkıntı veriyor olabilir. Bu konuları ve bir de göz alerjisi ya da gözlükle ilgili değişmeniz gereken bir süreç olabilir. Bunu mutlaka yapın diyorum. 30 Eylül, 6 Ekim haftalık burcumuzu da terazileri neler bekliyor diyorsanız, evet, güzelliklerin var olduğu bir haftaya gireceksiniz. İyi insanların varlığının farkına varacaksınız ve size yardım etmek isteyen insanların gerçekten inanacaksınız ve gerçekten size bu hafta yardım dediğimiz, yani iyilik ve işinizle ilgili oluşmasını istediğiniz yardımlar, hatta ağzınızı açacak hiç beklenmediğiniz insanların size bu kadar pozitif ve negatif yaklaşması sizin hayatınızdaki artı ve eksi dediğimiz süreci doğru noktada bulmanıza yardımcı olacak. Demek ki sizin bulunduğunuz yerde insanlar çok fazla kötülük yaptı. Evet, zarar gördünüz ama onlar hatalarını anladı. Size doğru yaklaşımları doğrudur. Ama siz yine temkinli olun. Çünkü siz hayatınızda hep inandığınız ve güvendiğiniz insanlardan zarar gördüğünüz için, hani ben de yaklaşsam aman arkadaş gelmiyor üstüme çünkü benim sırtımdaki yük çok ağır diyecek ikiz terazi burçları. Hayır, bu hafta sizin zarar verenlerin sizden özür dile. Bu aileniz, erkek kardeşi, kız kardeşiniz için de geçerli. Çünkü ben yaptım iyiliği, ne yaptıysam hepsi bana kazık gibi kafama takıldı diyorsunuz. Evet, yaptığınız iyilikler artı artı sizin hayatınıza dönecek. Ve uzun süredir ev almak istiyordunuz ve ev probleminiz vardı. Aile ve çevrenizdeki birçok insanın desteğiyle güzel bir ev alışım ama ben krediyle başvuracağınız bir ev olarak görüyorum. Bu da sizin için hayırlı olacak. Bazı terazi burçları ortaklı bir işe imza atmak istiyorlar ve bu ortaklık sizin için de çok doğru süre olacak. Sırt ve boyun fıtığınız, yani bel fıtığınız, yani sırttaki enerjilerin sizi çok fazla yoracağı bir hafta. Buna dikkat edin.
ufak da bir yurt dışından gelecek bir misafir ya da gitmek istediğiniz bir yurt dışı yolunuz var. Şimdiden hayırlı ve mutlu olun. Aşk konusunda evet güzellikler var ama evliliğinizde bir gözden geçirin. Çünkü artık damarlar çatladı. Damarları birleştirmeye ihtiyacınız var. Bir de çocuk isteyen teraziler için, yani evli ve yeni çocuk ve çocuğu olmayan teraziler, güzel bir tedaviyle çocuk sahibi olacaksınız. Akrep burçları 30 Eylül 6 Ekim haftasını neler bekliyor diyorsanız, akreplerin aslında mistik hislerinin, zaten akrepler de mistik güçler her zaman, yani su burçları, balık, akrep, yengeç fark etmiyor. Özellikle akreplerin inandıkları ve hissettikleri şey doğru ama bu hafta sizi yanıltabilir inandıklarınız ve hissettikleriniz. Çünkü sizin her şeyi biliyorum ukalalığınız var ya, biraz bu size biraz bu konuda hisleriniz ve gerçek yaşantıyı da bunu dengelememeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu hafta sizin hisleriniz size işinizde de zarar verebilir. O yüzden rüyalarınızı dikkate alın akrepler. Yani hisler çok rüyalarınızı kontrol ederseniz onlarda uyarı oluşumlar olacak. Bunu değerlendirin istiyorum. Evet, yeni bir işe başlayan bazı akrepler hayırlı uğurlu olsun. İstediğiniz kapının zaferi. Ama uzun süredir işinde problem yaşayan bazı akreplerde de güzel bir yer değişimi, hatta devletle alakalı beklentisi olan bazı akreplerde de bu Ekim ayı onlar için çok bereketli ve hayırlı olacak. Ama çuvaldızı kendinize, iğneyi bir tarafınıza batırmadan dikkatli bir hafta değerlendirin. Çünkü sizde ukalalığın tavan yapacağı bir nokta hisler değil, kalben mantığınızı kullanacağınız bir hafta olacak. Ortaklı iş kurmak ve teklif yapan insanlar için tam doğru hafta, bu imzalar atılacak. Ve Akdeniz enerjisi ya da Ege enerjinizi halletmeniz gereken bir toprağı olan bazı akrep burçlar için çok değerli bir nokta. Lütfen satmayın, bekleyin derim. Ailenizde de hasta olan bir kadın rahatsızlığı, hala, teyze, bununla ilgili çok ciddi bir ameliyat ya da büyük bir sıkıntı olabilir. Belki bununla ilgili gözyaşı dökebilirsiniz. Bazı akreplerin çocuklarıyla ilgili yurt dışı planları var. Bence bu ülkede güzel eğitim de var ama gitmek istediğiniz noktaya da yollayacaksınız. Bu kapınız hayırlı. Eşten gereksiz tartışmalar görüyorum. Bu ara dilinizi kapatıyorsunuz. Evliliğiniz ve ilişkinizi kontrol ediyorsunuz. Güzel bir haftayı hissiz, yani hislerinizle kontrol edin ama mantığınız ön plana çıksın istiyorum. Akrepler çok büyük bir kazancı da değerlendireceksiniz. Yay burçları 30 Eylül 6 Ekim haftası neler bekliyor diyorsanız, biliyorsunuz yaylar gezmek, öğrenmek, araştırmak, yapmak, etmek dediğimiz bir haftanın daha taban yapacağı bir noktası. Anam yay, gezdin, tozdun, öğrendin, daha ne öğreneceksin? Size seyahat olsun, yani size sürpriz seyahatler var bu hafta. Hani yıllardır yapmadığım tatillerini sonbahar rüzgarında yapacağım ve yurt dışı planı olan bazı ya da şehir dışı planı olanlar, bu 6 Ekim itibariyle gitmek istedikleri yollara gideceksiniz. İşinizle ilgili bir sıkıntı değil de insanları çok yordunuz bu hafta yaylar. Biraz daha mütevazi ve kibar olursanız insanların ne demek istediğini anlamaya çalışın, çünkü siz anlamamak için mücadele veriyorsunuz. İş yerinizde güzel bir değişim haftanız olacak. 15 Ekim'den sonra da yeriniz sabitlenmiş olacak. Ve bazı sınav ya da okul konuları ile ilgili sorun yaşayan, yani yüksek eğitim, yüksek lisans yapan insanlar için de dille alakalı, yabancı dille alakalı öğrenmeniz gereken ve takviye konularımız var. Bunu da bu Ekim bitmeden altyapıyı biraz daha olgunlaştırırsanız, çünkü basamaklarınıza yardımcı olacak diyorum. Ve ailenizin birkaç katlı ya da birkaç noktada daire konusu ile ilgili bazı devletle ilgili pürüzleriniz ya da evraklarınız çıkabilir yaylar. Çünkü beklediğiniz büyük bir para var miraslı noktada ya da gelmesini istediğiniz. Bu gecikebilir ama şöyle söyleyeceğim, bir mal satımı ve bu satımla birlikte bazı borçlarınız bitmiş olacak. Güzel bir dönümlüğe gireceksiniz. İlişki konusunda evet, siz her şeyi bildiğiniz için ilişkiye fırsat tanımıyorsunuz. Bence biraz ilişkinizden öğrenmeniz gereken noktalar var. Ya da ilişkisizseniz lütfen artık birine evet kabul edin, bir şans deneyin, doğru aşka yelken açacaksınız. Sizin de belki ayaklar, siyatik ya da diz taban altlarınızla alakalı sorunlarınız olabilir ve özellikle gece terlemeleriniz olabilir. Biraz dikkatli yemek gıdanızı kontrol edin ve akşamları yemeye başladınız, dikkat edin. 30 Eylül 6 Ekim Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, Oğlakların aslında çok koşturmalı, çok yoğun bir tempoları var. Hatta büyük projelerin imzaları ya da imzalamak ve yapmak istediğiniz bir dönem ama sizi bu hafta bunları imzalamayı dikkatli kontrol edin. Belki 16 Ekim, yani şu an 6 Ekim'e kadarki enerjimiz, haftalık enerjisinde bir şey imzalamayın. Evet kabul edin ama imza atmayın.
8 ya da 9 ya da 11. evlerde atarsanız daha güzel kazançlar elde edeceksiniz. Sizin bankalar ya da ödemediğiniz bazı borçlarınız gündeme çıkabilir oğlaklar. Lütfen bir vergi dairenizi, belediyenizi ya da uzun süredir unuttuğunuz bir şeyleri, bankalarınızı, bu ara böyle ufak hacizler ya da ufak böyle sorunlar çıkabilir. Bunu ihmal etmeyin. Bir de devlette bir devletle alakalı uzun süredir bir yasal sorununuz da var. Bu çözümlenecek, cezanız paraya çevrilecek bazı oğlaklarda. Ama diyorum ki evet, 2019 uzun soluklu bir yıl oldu oğlak burçları için. Ve Rabbimin onları sınadıklarını düşünüyorsunuz. Hayır, siz sınavı çok başarılı. Çünkü siz bir Alman motorusunuz. Beyin olarak da Alman motorusunuz. Çünkü oğlakların şöyle bir özelliği. Ben yaparım dediği ve gerçekten yapmak istediği her şeyi pürüzsüz ve net yapan burçlar arasında çok beğeniyorum oğlakların sabit ve inatçı ve damarlı noktalarını. Ama biraz da esnemeye ihtiyacınız var. İnsanları biraz esneklikle, rahatlıkla dinleyip evet haklısın demeye ihtiyacınız var. Nereye kadar siz her şeyi yapmayı planlayıp ve bu dengede yorgun oluyorsunuz? Bu da psikolojinizle alakalı. Kaygı ve korkularınız ön plana çıkıyor. Hani sizin bedeninizde sanki iki tane beyin varmış gibi. Biri hayır olmaz diyor, biri evet olacak diyor. Bence biraz psikolojik olarak güzel bir slow, romantik bir müzik ama lütfen hani klasik bir müzik dinleyin. Ruhunuzu ve yatarken bu müziği dinleyin gibi beyniniz sakinleşsin. Sizde de anne sağlık problemi olabilir ve ameliyat evresi gündeme gelebilir. Bunun verdiği bir sıkıntı ve korku olabilir notları almışım. Son zamanlarda nazara geliyorsunuz. Nazara geldiğiniz için de her şey böyle karman çorman oluyor. Bir Yasin, Nas Felak okursanız sevinirim. Hatta El Gani okuyun. Size çok iyi geleceğini düşünüyorum. 6 Eylül, 6 Ekim. Kova burçları neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında gruplaşma ve büyük imzalara gireceği ve uzun süredir iş bekleyen kova burçları için bu Ekim ayı doğru sürprizlerin kapısı ve istediğiniz iş kapısının hayrını yaşayacaksınız. Çünkü hak ettiğiniz noktalar hep geride kaldı ve haklarım yenildi diyorsunuz ya. Evet, haklarınız yenilmeyecek ve istediğiniz noktanın zaferine erişeceksiniz. Hatta yerinizde de güzel bir değişim ve bu değişimle birlikte de sizde bir rahatlama ve nefes alma dediğimiz bir süreç haftası. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Aileniz değil de size ait bazı malların üzerinde hani ödenmesi gereken sıkıntılar olabilir. Biraz ya da malsızsanız mal alacaksınız ama ilk önce geçmişe ait süreçlerle ilgili korkularınız var. Bunları temizleyin çünkü size hayırlı bir anahtar, bu araba olabilir, ev olabilir, arsa olabilir, yazlık olabilir, böyle bir kararınız var. Ben hayırlı oluyorum. Bir de hayırlı görüyorum. Bir de kova burçlarına bazı ortaklı teklifler var. Değerlendirin. Çünkü siz gerçekten gruplaşmayı sevdiğiniz için ve grupta liderlik yapmaya inandığınız için sizin elinizden hani kaçan kurtulamaz ve onu adam gibi yaparsınız. Bence yönettiğiniz ve yönetmeye çalıştığınız işlerinde pürüzsüzsünüz. Sadece biraz daha grupların siz olmayı öğrenin, yeterin grup olmayı diyorum. Ama işinizle ilgili hak ettiğiniz para ya da maaşınızla ilgili rahatsız olan kova burçları için bu hafta bu konuda kapanmış olacak. İş problemi yaşayan kovalar, özellikle Ekim ayı onlar için doğru bir süreç. Hayırlı bir iş kapınız olacak ve güzel bir başlangıç. Bir de eğitiminizle alakalı yapmak istediğiniz yenilik olabilir. Bir dahaki sene, çünkü bu sene çok yoğunsunuz. Bu yoğunluk sizi yıpratıp üzdüğü için bir dahaki sene daha hayırlı olacağını söyleyebilirim. Sağlık konusunda diş etleri, dişlerle ilgili problem ya da geniz eti akıntılarınız ya da alerjik problemi, faranjitleriniz gündemde olabilir ve bu sizin baş ağrınıza sebep olabilir. Bol bol vitamin alın ya da bol bol C vitamini tüketirseniz sevinirim. Bir de satmak istediğiniz bir nokta var. Sizin de babayla alakalı ya da erkek kardeşlerle ilgili bu hafta sorunlu bir hafta olacak. Buna ihmal etmeyin. Evet, 30 Eylül, 6 Ekim balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, balıkların aslında bu hafta biraz sağlıkla ilgili sınandığı hafta, ya ailenizde ya da çevrenizdeki insanların sağlıkla ilgili sizi ürküttüğü ve korktuğu bir hafta. Çünkü korktuğunuz bir şeylerde, belki depremden mi korktuğunuz balıklar, evet hepimiz korkuyoruz ama özellikle şöyle söyleyeceğim, korkulacak bir şey yok. Ülkemizde çok güzel
büyük depremler olmayacak. Evet, ufak ufak riskli depremlerimiz olacak ama İstanbul ya da Marmara ya da Silivri'de büyük bir çığan, hani 5 olur, 5,5 olur, 6 olur ama yıkımlı depremler olmayacak. Saniyelik depremler olacak. Hiç endişe etmeyin. Ha, 2028'den sonra çok büyük bir deprem bekliyorum ama şu an için bunu. Evet, balıklara geri dönüyorum. Balıklar, sizdeyim, korkmayın. Evet, yapmanız gereken korkularınız vardı. Korkularınızı lütfen yenin. Çünkü büyük bir işe imza attınız ve ya da olmasını istediğiniz işten mülakat ve çağırma döneminiz olacak. Beni bunu çok büyük başarıyla başarmış olacaksınız. Ama işinizle ilgili şu an korumak istediğiniz bir nokta var. Özellikle çok yoğun tempoda ve işinizde çok büyük bir yenilenme olacak. Ve bu yenilenmeyle birlikte güzel bir aydınlanma zeferine erişeceksiniz. Korku ve endişeniz olmasın ve hayatınızda da özel hayatınızla ilgili noktada da yeni bir başlangıç oldu. Eğer evliyseniz çocuk isteyen bazı balık burçları için tam çocuk dönemi diyorum ve hayırlısı ise olacak. Araç ya da motor ya da araba ile ilgili bir değişim. Şu an bu değişime ihtiyacınız yok. Bence paranızla alakalı noktayı kontrol edin. Belli bir süre sonra paranızla ilgili daha sonra yaparsanız sevinirim. Çünkü sizin hayatınızda olmasını istediğiniz çok güzel bir yazlık ya da müstakil bir ev alma niyetiniz var. Bu gerçekleşecek. Sağlık olarak son zamanlarda kemik ağrınız, kemiklerle ilgili yaşadığınız bazı sıkıntılarınız olabilir. Korkmayın, size zarar vermeyecek ama biraz da kalsiyum ya da ayak bölgenizle ilgili ağrılarınızı kontrol edebilir, kemik ölçümü yaptırabilirsiniz. Bir de anneanne ya da babaanneden size bir miras ve bu miras size çok hayırlı ve aydınlık olacak. Ve bu mirasla ilgili de ailemizde şenlik ve sevgi söz konusu olacak. Bence o randevu sonra arasın Ayşe. Şu an çekim yapıyoruz ya bebeğim. Bence yapmamız gereken tek şey, yani hayatınızla alakalı noktada yapmanız gereken tek şey, doğru plan yaptığınızda balık burçları sizin için çok doğru yenilikler olacak ve bu yenilikler size artı değerler katacak. Kız kardeş ya da abla ya da anne ile ilgili sorunları olan bazı balıklar, lütfen aileniz biraz dikkate alın ve gereksiz sinirleri geride bırakın. Çünkü siz her şeyi sorunmuş gibi yapıyorsunuz. Ailenize biraz daha değer verirseniz sevinirim. Sizin de ailenizle geçirmek istediğiniz ya da evinizde misafir etmek istediğiniz uzun süredir dost ve arkadaşlarınız olabilir ve bu dost arkadaşlarınızla güzel bir vakit geçireceksiniz. Hiç korkunuz, hiç endişeniz olmasın diyorum. Bence yapmanız gereken tek şey, kendinizi yeniden bulun ve artık bu hafta ben bunu başardım, şunu başardım diye notlar alın ki size artılıklar olacak ve bu artılıklar değerlenecek. 30 Eylül, 6 Ekim haftalık burcumuzu yaptık. Beğeniyorsunuz, yazıyorsunuz, şikayet de etsek, kızsanız da lütfen bizimle paylaşın. Biz gayet açığız her konuda. Lütfen paylaşın ve lütfen beğenin. Deprem olmayacak ülkemizde. Evet, depremler olacak ülkemizde ama böyle yıkım, ölüm, özellikle İzmir, İstanbul, Ankara ama doğuda belki riskli bir yıkım depremi olabilir ama hani şu ülkemizde Allah kimsenin evine zeval vermesin, hiçbir canın evine zarar vermesin ama çok büyük yıkımlar gömüldü. Evet, 6 şiddetinde de olabilir, 7 ama 6-7 saniyelik ya da 10-12 saniyelik depremler olabilir ama bizim hayatımızda çok ciddi ölümler ya da yıkımlar görmüyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Devletin yıkık, çökük, yırık binaları kontrol edip adam akıllı her binaya bir adam yollayıp sokakta bir sürü bekçiler var. Bu bekçilerin yerine bina analizleri yapılsa ülkemizde yıkımlar olmaz. Ve bir an önce yeni dönüşüm projelerini artı noktada binalar üzerine yapılsa, bir de doğayı katlettik ama doğa, biliyorsunuz deprem doğaüstü bir olay. Yani siz doğayı ne kadar da kat etseniz doğanın toprağın altında büyük bir daha canlı var. Canlı her zaman hareket eder, unutmayın diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın.